ölçü birimlerinin kullanıldığı artık problemlere geçiyoruz. Problem demek, bu konunun ön bilgilerini öğrendim, artık bununla ilgili her türlü soruyu çözebilirim demek. Bununla ilgili zaten biz elimizden geldiği kadar problem çözüyoruz. Şimdi kitabımızın verdiği örnek problemlerle, çok dar olsa bile örnek problemlerle başlayıp ne yapacağız? Dersimizi götürmeye çalışacağız. Şimdi bakın, bunlar çok da özellikle bu ağaç soruları bizi yanıltabilir. Çünkü bazen der ki 140 santimetre diktiğimde 140 santimetreydi, 2 yıl sonra 2 metre olmuş diyor. 6 yıl sonra da 3 metre olmuş. Sen zannetme ki bu işte, dinle oğlum, sesini açma. Dikildi yıl 140 metre. Bakın 140 santim. Bu başlangıç şeyi, uzunluğu. 2 yıl sonra 2 metre olmuşsa, bakın 140'tan şuradan şuraya kadar uzamış. Yılda kaç santim uzamış der? Ha, şöyle yapacağım. Bu başlangıçta 60 santim öğretmenim. 2 yıldaki uzunluğu kızım, yıldakini bulacağız şimdi biz bak. 2 yılda 60 santim uzamış. Doğru mu? Doğru. Evet. Burası 60 santim. Ama bana yılda derse, bir yılda kaç santim uzamış derse, bu 2 yılı yarısını bölüyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir yılda 30 santim, diğer yılda 30 santim, toplam 60 santim diyorum. Anlaşıldı mı? Bakın, bununla ilgili bir problem kurdum. Ne dedim probleme? Probleme şunu dedim. Ben fidanımı diktiğimde 140 santimdi. 2 yıl sonra geldiğimde bu 2 metre olmuş. Acaba bir her yıl toplam kaç santim uzamış? 30 santim. Peki 2 yıl sonra kaç santim uzamış? 60 santim. Sorumu değiştiriyorum. Ben fidanımı diktiğimde 140 santimdi. Fidanımı diktiğimde 140 santimdi. 6 yıl sonra 3 metre olmuş. Bak 140'tan 3 metre olmuş. Ha, o zaman ben şunu diyebilirim. 1. 6 yıl boyunca toplam kaç santim uzamış? Veya kaç santim, kaç metre? Veya yılda kaç santimetre uzamış diyebilirim. Şimdi sorum şu. Öğretmenim kaç? Bekle. Kaç santim, kaç metre? Bekle kaç kızım. Santim, kaç metre uzadıysa 2 Sema, metre 60 santim. Sema, mikrofonunu kapat kızım. Mikrofonunu kapat, beni dinle. Şimdi çocuklar, ikinci sorumu değiştiriyorum. 140 santimetreydi fidanım. Burada görünüyor. 140 santimdi. Şimdi bu 6 yıl sonra çocuklar 6 yıl sonra 3 metre olmuş. Çocuklar 3 metre 300 santimdi. Ha, o zaman ben 300'den 140 çıkarttığımda çocuklar 160 santimetrem kalır geriye. Bu 160 santimetre 6 yılda uzadığı miktar. 6 yılda. 6 yılda. Unutmayın çocuklar. O zaman sorumuz şöyle sorsam. İlk diktiğimde fidanım 140 santimetreydi. 6 yıl sonra dönüp geldiğimde 3 metre olmuştu. 300 santim. Acaba 6 yılda toplam kaç santimetre uzamış dediğimde sakın bana 300 demeyin. Niye? Çünkü başlangıç miktarı önemli. O 140'ı çıkaracağım 300'den. Geriye kalan 160. O zaman 6 yıl boyunca 160 santimetre uzamış öğretmenim dediğinde doğru cevabı vermişsin. Burada da 60 santimetre uzamıştı. 140 burasıydı. Burası 200 santim. 140'tan 60 santim. Ben burada şunu da sorabilirim. Bir yılda kaç santim uzamış? 30 santim. Dediğinizde bu soruyu da cevaplamış olursunuz. Şimdi gelelim kitabımızın sorusuna. 730 santimetre kumaşın, çocuklar diyelim ki şu kumaşın uzunluğu 730. Buradan buraya kadar neymiş çocuklar? 730 santimetre. Yani 7 metre 30 santim. 730 santimetreymiş. Pekala, devam edelim. Bunun 430 santimetresinin perde. Buraya kadar perdeymiş çocuklar. Buraya kadar perde. 225 santimetresi de çocuklar masa örtüsü. Şu kadarı da, burası da masa örtüsü olarak kullanmış. Burası da 225'miş çocuklar. 225. Bakın çok kolay sorular. Burası da 430'muş. 430'muş çocuklar. Ha, şimdi bana soru nasıl gelecek ben merak ediyorum. Ha, ben de sorabilirim ama bir sürü soru çıkar buradan. Şimdi elimdeki kumaşın toplam uzunluğu 730 santimetre. 7 metre 30 santim. Bu uzunluğun 430 santimetresini perde için, 225 santimetresini de masa örtüsü için kullandım.
acaba geriye kalan, yani şurası geriye kalan kaç santimetredir? Ne yapacağım? Önce perde ile masa örtüsüne kullanılan kumaşı toplayacağım. 430 ile 225'i topladığımda 655, çocuklar bakın, 655 santimetresini kullanmış olurum. Nereden biliyorum bunu? Ben topladım. 400, 200 daha 600, 620, 650, 655 santimetresini kullanmışım. Peki benim elimdeki toplam uzunluk kaçtı? 730'du. 730. 730'dan 655'i çıkarttığımda kalan burası olmayacak mı? Evet. O zaman cevabım bu olacak. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. Ondan 5 çıktı, 5 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı, 7 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 6 çıktı, 0. Ha, elimde kalan kumaşın uzunluğu 75 santim diyorum. Anladık mı? Anladık. Şimdi kitabımız bu soruyu nasıl çözmüş, ona bakalım. Devam edelim. Kumaşın tamamı 730 santim. Önce problemi anlıyoruz. Perde için 430 santim, masa örtüsü için 225 santim kullandım. Bana ne diyor? Geriye kalan, kullanılmayan kaç santimetre kumaş kalmış? Pekala. Plan yapalım. Plan neydi? Önce perde ve masa örtüsü için kullanılan kumaş uzunluklarını toplayacağım. Sonra da toplam uzunluktan çıkarttığım zaman kalan miktar benim kullanılmayan kumaşım olur. Bakın çocuklar, aynı yaptığım gibi önce perde ile masa örtüsüne kullanılan kumaşı toplamış. Sonra toplam kumaştan çıkarınca 75 santimi de buluyor. O zaman ben size bir ekstra bir soru sorayım. 75 santim 1 metreden kaç santimetre azdır? Evet. 75 santim 1 metreden kaç santimetre? 25 santimetre. Parmak göremiyorum. Parmak göremiyorum. Parmaklar nerede? Evet. 100 santimetreden 75 santimetre 1 metreden kaç santimetre eksiktir? Evet, Ahmet Ziya parmak kaldırıyor. Ahmet Ziya, sesini aç oğlum. Öğretmenim. 25 santim. Bravo. 25 santim. Çocuklar, ben buradan sesimi kapatıyorum. Bu arada chat yapan var, alttan yazan var. O 6 kişi kim chat yapıyor? Öğretmenim, Samet bana bir türlü hep mesaj atıyor. Dikkati kaldı. Bukan Ahmet Kağan'ı. Şimdi. Furkan devam ediyorlar. Dinle beni. Beni dinle. Ben ders anlatırken chat yapmayacaksınız. Chat yapmayacaksınız. Bu arada Bünyamin, sen de el sallayıp durma. Tamam mı? Sadece ders dinleyeceksin. Ders dinleyeceksiniz. Bu arada herhalde Evren de katıldı bildiğim kadarıyla. Ben geldim. Evren geldi tahminim. Evren'i görebiliyor musunuz? Ben göremedim. Ben göremedim. Tamam. Katıldın. Geldi öğretmenim. Ne? Evren geldi. Evren geldi. Tamam. Evren bizim. Evren göre el geldi. Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Şu an sesinizi yeniden kapatıyorum ve derse devam ediyoruz. Pekala. Şu an sesinizi kapattım ve dersimize çocuklar ne yapıyoruz? Şuradan devam ediyoruz. Şimdi problemi kontrol ettik. Sorumuzu sorduk. Diyor ki elimde 730 santimetre olan bir kumaşın bir miktarını kullandım. Bunun bir kısmını perdeye, bir kısmını da masa örtüsü için kullandım. Geriye kalan kaçtır diyor ve problemi anladık. Nasıl çözeceğimizi planladık ve çözdük. En sonunda da kontrol ediyoruz ve buraları da geçiyoruz. Şimdi bir problem var çocuklar. Bir problem var. Bu problem diyor ki bir köprü yapımı için, bakın artık metre santimetreye girmiş. 3 metre 65 santim. 1 metre 20 santim ve 2 metre 70 santimetre uzunluklarında çelik halatlar kullanıldı. Köprü yapımında kullanılan çelik halatların toplam uzunluğu kaç santimetredir? Bakın çok basit değil mi? Önce ne yapalım çocuklar? Burada metreler toplanır. Çünkü biz bu 3 halatı birbirine ekleyeceğiz. Bana toplam uzunluğunu kaç? Ha, bakın şurada sorunun sonu şeye bakıyor musunuz? Santimetre diyor. Santimetre diyor. O zaman önce hepsini tek tek santimetreye çevireceğim. 3 metre 65 santim.
1 metre 100 santim ise 3 metre 300. Burası 365 santim. Evet, bunu bir tarafa yazdım. Sema, el sallama kızım. 365 santim. 1 metre 20 santim, 1 metre 100, 20 daha 120. 120 santim. Bunu da bu 120 santim buldum. 2 metre 70 santim, 1 metre 100 santim olduğuna göre 2 metre 270 daha 270 santim. Ha, şimdi ben çocuklar, sorunun benden istediği santimetreye göre hepsini çevirdim mi çevirdim. Şimdi bana toplam kaç santimetre diyor. O zaman bunları ben tek tek çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Zihinden çözüyorum. Burada kalem kullanamadığım için. 300, 100 daha 400, 200 daha 600. 600'ü buraya yazdım. Bu 600 santim. Bir tarafa yazıyorum. Geliyorum. 60, 20 daha 80. 70 daha 150 santim daha. Onu da buraya ekledim. Bunları ben normalde zihinden yapıyorum. 150 santim daha. Peki burada 5 santim. Birler basamağında 5, bir başka bir şey olmadığı için. Şimdi yeniden toplamama devam ediyorum. Peki. Buradan 5. Evet 5. Çocuklar bunun sonucu santimetre. Buradan da 5 aşağı. Pekala. Evet 6, 1 daha. 755 santimetre uzunluğunda toplam çelik halat kullanmışlar diyorum. Şimdi kitabın çözüm yoluna bakalım. Bakın çocuklar, önce birinci çelik halatı neye çevirmiş? Santimetreye. Sonra ikinci çelik halatını santimetreye ve üçüncü çelik halatı da santimetreye çevirdikleri için artık ben bunu topladığımda sonuç santimetre çıkacağı için hiçbir sıkıntı yok. Bakın burada neden santimetreye çevirdik? Bizden öyle istediği zaman, istediği için. Ama bana şunu da diyebilirdi. Kaç metre, kaç santim? Yani şunu da diyebilirdi. Nokta 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 metre, nokta 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 santimetre de diyebilirdi. O zaman da şunu derdim. Şöyle derdim çocuklar. 7 metre, önce santimetreye çevirmiştim. 7 metre 55 santim de diyebilirdim. Anladık mı? 7 metre 55 santim. Ya da şöyle de diyebilirdim. 7, 3, 4, 5, 6 metre. 6 metre. O bir tarafta kalsın. 80, bir de 155 santim. 155 santimin de 100 santim 1 metre etti 7 metre. 7 metre ne yaptı? 55 santim yapar. Gördüğünüz gibi her hangi yoldan çözersek de çözelim. Santimetre istediği zaman 755 santim. Metre istediği zaman da 755'i hemen ne yapıyoruz? 100'e bölüyoruz. 7 tane yüzlük bu metre eder. Kalan da 55 nedir çocuklar? Santimetredir. Cevabım 7 metre 55 santim böyle istemişse, yoksa da 755 santim diyorum. Devam edelim. Bakın çelik halatları santimetre cinsinden bulduktan sonra da topladı ve 755 olarak buldu. Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki problemleri defterimize yazacağız ve çözeceğiz diyor. Kitabınız olmadığı için çocuklar yanınızda, ben buradan okuyup çözelim beraber. Şimdi her hatın boyunun uzunluğu 120 santim. Yani 1 metre 20 santim. Fatma'nın boyunun uzunluğu ise, bakın burada santim vermiş, burada metre ve santim vermiş. Hemen kafayı çalıştıracaksın. Bunda santimetreyi. Neden? Çünkü sonuç benden santimetre istiyor. Ha, Fatma'nın uzunluğu da 1 metre 43 santim. Peki ben Fatma'nın uzunluğuna 1 metre 43 santime 143 santim diyebilir miyim? Derim. İtirazı olan var mı? Çocuklar beni takip ediyorsunuz değil mi bakayım? Evet. Evet, güzel. Çok güzel. Yok. Çok güzel. Devam edelim. 143 santim Fatma. 120 santim de Ferhat'sa bana neyi soruyor? Fatma Ferhat'tan kaç santimetre kısadır? Doğru mu? Soru doğru değil. Ha, evet doğru. Neden? Benden Ferhat'ın kısalığını soruyor. Ferhat Fatma'dan kaç santimetre kısa? Ha, Ferhat daha kısa olduğu için o zaman Ferhat'ın boyunu Fatma'nın boyundan çıkartırsam kalan santimetre Ferhat'ın Fatma'dan kısalığını gösterir. Ben 1 metre 43 santimi 143 santimetre olarak çevirdim. O zaman ne kaldı? Burada çocuklar 23 santim. Gördük mü? O zaman Ferhat Fatma'dan 23 santimetre kısa. Şöyle de sorabilirdi. Fatma Ferhat'ta kaç santimetre uzun deseydi, o zaman diyecekti ki öğretmenim yine Fatma Ferhat'tan 23 santimetre daha uzun diyecektik. Anlaşıldı mı bu konu? Anlaşıldıysa ikinci sorumuza geçiyoruz. Bakın burada çocuklar en önemli şey ne istiyor? Santimetre mi istiyor, metre mi istiyor? Yoksa ikisini
İkisini birlikte mi istiyor? Efendim, kim o? Bir şey soran? Eren. Evet, de anlatıyorum. Çocuklar devam ediyorum. Yanınızda kağıt kalem olsun, sorularınızı yanınıza yazın. Dersin bittiğinde sorun, tamam mı? Şimdi bir top kumaşın uzunluğu, bakın, hem metre hem santimetre vermiş. 2 metre 50 santim. Peki 1 metre uzunluğu, bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 50 santim, yani 2,5 metre ise, 3 top kumaşın uzunluğu 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Güzel bir soru. Ne yapacağız çocuklar? Önce bir top kumaşın uzunluğu kaç santimetre, onu bulacağız. Çocuklar 2 metre 50 santim 250 santim eder değil mi? 250 santim. Peki bundan kaç top kullanmış? 3 top. Peki ben 250 ile 3'ü çarptığımda toplam, bakın, evet, toplam 3 top kumaşın uzunluğunu bulur muyum? Bulurum. 250 ile çocuklar 3'ü çarptığımızda 750 santimetre çıkar. Bakın, 750 santimetre çıkar. Neden 750 santimetreyi buldum biliyor musunuz? Çünkü sonuçta benden santimetre istediği için. Şimdi 3 top kumaşın uzunluğu 750 santim. Nereden buldum? 1 top kumaşım 2 metre 50 santimdi. O da 250 santimetre eder. Onu da 3 ile çarptım, etti 750 santim mi? Pekala. O zaman devam edeyim. Bu diyor ki, bu 750 santimetre 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Ha, bakın işim bitmemiş. O zaman benim burada bu 8 metreyi de santimetreye çevirmem lazım. Peki 8 metre kaç santim eder? 800. 8 çarpı 100, 800. Şimdi çocuklar, 8 metre kumaş 800 santimetre. Peki benim 3 top kumaşım da 750 santimetre çıktı mı? Çıktı. Evet. Şimdi, o zaman soru şu. Evet, artık yüzlük kuyruğuna geldik. Diyor ki, bu 750 santimetre 3 top kumaşın uzunluğu 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Ne yapacağım? Çıkaracağım. 800'den 750'yi çıkarttığımda 50 demiyorum. Bakın, unutmuşsunuzdur diye çıkarmayı baştan yapıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya geldim. Komşudan bir, buradan yüzlük alıyorum ha. Ama biz onluk diyelim, önemli değil. Burası ne oldu? 10 oldu. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Ama burada kaç kaldı? 7 kaldı. 7'den 7 çıktı, sıfır kaldı. Sıfır. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar, belki çoğunuz çoktan yaptınız ama anlatmam gerekir, onun için uzatıyorum. O zaman cevabım şu, 50 santimetre kısadır. Yani yarım metre kısadır diyorum. Evet, bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Evet, bu soruyu siliyorum. Şimdi öbür sorumuza geçiyoruz. Evet, anlamayan yanına not alsın. Ders bittiğinde çocuklar benden bu konuyla ilgili bilgiyi alabilir. Şimdi bir marangoz yaptığı bir çerçeve için, çocuklar çerçeve nedir? Albüm asarız değil mi? Fotoğraf falan asarız. Şöyle bir çerçeve olduğunu düşünün. Evet, şöyle bir çerçeve. Evet, tamam. 1 metre 15 santimetre uzunluğunda çıta kullandı. Tamam. Çıta dediğimiz çocuklar şu kenara çıta diyor. Marangoz 4 tane çerçeve yaptığında kaç santimetre çıta kullanır? Ha, bakın, bir çerçeve için 115 santim, 1 metre 15 santimetrinde ne yapıyor? Çıta kullanıyor. Bakın, bir çerçeve için 115 santimetre kullanıyor. Neden 115 santimetre çocuklar? Çünkü 1 metre 15 santim 115 santimetre. Neden peki santimetreye çevirdim? Çünkü benden yine santimetre istiyor. Peki bana soru şu. Buraya kadar anladım sorumu. Bir çerçeve için 115 santimetre kullanıyorsa 4 çerçeve için kaç santimetre kullanır? Ne yapacağım çocuklar? Bir çerçeve için 115 santim buldum ben. Evet. O zaman ben bunu 4'le çarpmayacak mıyım? Neden? 4 çerçeve istiyor. O zaman bir çarpma içinde tekrar edelim. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı elde var, 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde vardı, 6. Elde kalmadı. 4 kere 1, 4. Evet, 460 santimetre diyorum. Ben bunu şöyle de diyebilirim. 4 metre 60 santimde diyebilirim. Ama benden santimetre istediğin için ne yapıyorum? 460 santimetre diyorum. Devam edelim. Yeni bir sorumuz daha var. Bakın, bu sefer de santimetre diyor. Bakalım. 750 santimetrelik rafyanın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi çocuklar? Bu kurdalelerin sarıldığı ipler vardır ya, o kurdale. Öyle düşünün.
Kırmızı kurdale olarak düşünün. Bu 750 santimmiş. 750 santim ne yapar çocuklar? 7,5 metre. 7 metre 50 santim eder. Hemen 100'e böldüm. 7 tam, 50 de kalan 7 metre 50 santimdir. Rakya'nın 220 santimetresini Özge, 214 santimetresini Arda kullandı. Ha, neymiş? Kullanılmayan kalp santim. Bunu inanıyorum ki şu an 27 kişi var. 27 kişinin de tamamı yapar. 10 dakikamız kaldı, devam edelim. Şimdi, burada hiç çevirmeye falan gerek yok çocuklar. Niye? Hepsini santimetre vermiş ve sonuçta santimetre istiyor. Çok kolay. Önce Özge ve Arda'nın kullandığı rafyaları topluyorum. 223 ile 223 ile 214'ü topluyorum. Bir önce birler basamağından başlıyorum. 3 4 daha 7. Devam edelim. Onlar basamağında. 2 1 daha 3. Yüzler basamağına geldim. 2 2 daha 4. 437 santimetresini Özge ile Arda kullanmış. Peki benim elimde kaç vardı? 750. İkinci işlemim neydi çocuklar? 750'den yani toplam rafyadan 750'den 437'yi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Evet. Yine yan evet. 0'dan 7 çıkmaz. Onlar basın. 5'ten bu 1 onluk kaldı. Burada 4 kaldı. Burası 10. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Burada da 7. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Evet. Cevabımız çocuklar 313 santimetre rafyamız kaldı. Anlamayan var mıdır? Bilmiyorum. Önce bakın bu soruda çocuklar önce bu soruda kullanılan rafyaları topluyoruz. Sonra da toplam rafyadan ne yapıyoruz? Çıkartınca kalan rafyamız çıkıyor. O da 413'tü ya da 313'tü diyorum. Şimdi son sorumuza geldik çocuklar. Evet, şimdi bakın buradan 6 metre uzunluğunda bir tel var. Bunun bakın metreli cismi var. 2 metre 40 santimetresini kestik. Kalan kısmı da 6'ya böldük. Eşit parçaların her bir uzunluğunu da santimetre istiyor. Evet, son soru güzel bir soru olmuş. Çocuklar, önce ben şunu santimetreye çevirmem lazım. Niye? Bu bölme işlemlerini yapayım veya çıkarma işlemlerini yapayım diye. 6 metre. 1 metre 100 ise 6 metre ne yapar? 600. Bunu buraya yazdım. 600 santimin burada. Bunu unutmuyorum, bir tarafta kaldı. Peki 2 metre 40 santim. 1 metre 100. 2 metre 240 daha. Burası da 240. Tamam. Burayı kesmişim. Çocuklar 600'den 240'ı kesmişim. Kalanı da 6'ya bölmüşüm. O zaman hemen 600'den 240'ı çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. 1 onluk kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. 360. Ha. Çocuklar 260 kesildikten sonra 360 santimetre elimde ne var? Tel var. Bunu diyor 6 eşit parçaya bölelim. Evet. Şimdi 360'ı da çocuklar kaça böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Evet. Bölme işlemi yapıyoruz. Unutmuşsunuzdur. 3'ün içinde 6 var mı? Yok. O zaman hemen 2 basamaklı sayı oldu. 36'da kaç kere var? 6 kere. 6 kere 6, 36. Evet, 36'dan 36'yı çıkarttık. 0. İşlem bitti mi? Hayır, daha 0'ı kullanmadım. 0'ı aşağı indirdim. 0'ın içinde 6 var mı? Yok. Yokun karşılığı ne? 0. Evet, 60 santimetre. Çocuklar gördünüz mü? Ben bunu 6'ya böldüğümde her bir parça kaç santimetreymiş? 60 santimetre. Evet, gördük mü? Soru ne diyor bana? Eşit parçaların her biri kaç santimetredir? 60 santimetre. Evet çocuklar, bugünkü konumu ben burada bitiriyorum. Niye? Önemli bir konuya daha gireceğiz. Çevre konusunda. Bunu da müsait olursam yarın, olmazsam öbür gün mutlaka işleyeceğim. Haberin.